bizim ekranda ve gazetelerde gördüğümüz gibi değil. Dolayısıyla biraz olması da mümkün anlatın, değil. Tabii. Olması da mümkün değil. Yani orada birbirleriyle çok sert tartışmalara girenler dışarıda kuliste sohbet edebiliyor. Ne bileyim o büyük tartışmalardan sonra bir kahve ısmarlayabiliyor, bir kahve ikram edebiliyor. Bu hukuk böyle yürüyor ve böyle de yürümeli zaten. Yani orada tartıştılar diye dışarı çıkıp kafa göz birbirine dalacak tabii halleri yok. Tabii o da değil, öyle bir ha, şey bunu değil yapmak mi? için aportta bekleyenler yok mu? Var tabii. Yani biz şeyi biliyoruz, mecliste bir milletvekilini şunu mecliste yıkalım şeklinde konuşulduğunu da biliyoruz ama yani o öyle bir isim ki öyle yıkılabilecek bir isim olmadığı için sanıyorum sonradan vazgeçilmiş. Bunlar da oluyor ama o hukuk bir şekilde normal hayatta da devam ediyor. Ancak bir gazeteci gözlemi bir vatandaş fikridir benimki. Ben bir bu konularda çok tecrübesi olduğunu bildiğim bir büyüğüme bazı isimler var ki hakikaten unutursam kanım kurusun diyebileceğin sözleri, tavırları, tabii, vardır o da. İşte iftiraları, hakikaten haysiyet cellatlığı yapmış modeller. Mesela bunlarla ilgili hiçbir şey olmamış gibi davranılması siyasetin bir gereği midir diye sormuştum bir gün. Bunu yazmıştım da. O da bana çeyrek asırlık siyasi tecrübesiyle hayır bu siyasetin gereği değil, bunun adı açık ve seçik bir şekilde cıvıklıktır demişti. Şimdi o cıvıklık la siyasetin doğası gereği dediğimiz nokta arasında çok ince bir zar var. İnce bir çizgi var. Onu aşmamak gerekiyor. Bazen ben onun aşıldığını görüyorum. Yani hakikaten haysiyet cellatlığından, iftira atmaktan, yalan söylemekten başka bir siyasi misyonu olmayan insanlar var mecliste. O insanların bazen itibar gördükleri, selam sabah edildiğini görünce benim tüylerim diken diken oluyor. Tabii o meclis atmosferini genel kurul ve milletvekili sıfatıyla yaşadığında nasıl okunur bilmiyorum onu. Onu yaşamadım. Ama işte o tecrübeye danıştığımda o bunu cıvıklık olarak tarif etmişti. Orada hukuk bir şekilde devam eder. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmaz tabii. Tabii. Ama hani bir kişi iki kişi selam alır. Belki hal hatır sorar, şu olur bu olur bu şekilde gider. Onun dışında yani bu tür şeylerde şey mesela bak bu, daha önce ettim. İlk şeyde Manisa milletvekili vardı. Evet. Tamer Akkal. Tamer Akkal. Tamer Akkal mesela yani mecliste de görüntülere denk gelirsen bak AK Parti sıralarında bile yalnız oturuyor. Yani. Biraz öyle önemli. De bir şeyi var, finali var bu işte. Önemli tabii.